Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle Köfteyistan New Horizons'ın 83. bölümüyle karşınızdayız. Ve bu bölüm sizlerle ne yapacağız? Güzel şeyler yapacağız. Önceki bölüm bir şeyleri otomatikleştireceğim demiştim, ancak otomatikleştirmeden önce bir şeye karar verdim. Hemen gösterelim. Şu quest'i de bitirirsem eğer, bu quest ağacıyla beraber çok daha güzel şeyler elde edebiliyorum. Multiblock chemical reaktörlere elde ediyorum. Bu kağıt üstünün yani, uzaktan bakıldığında çok mantıklı gelmiyor, ancak benim şu anki durumum için çok daha verimli bir şey olacak. Ve şurası. Evet. Öncelikli olarak burada bayağı bir işlem yaptım aslında. Teknik olarak gördüğünüz şeyleri yaptım, ancak bunları biraz daha düzgün bir hale getirdim. Hızlıca yaptığım değişikliklere değineyim. Öncelikli olarak tanklarımı şu şekilde organize ettim. Dizel, sülfürik asit, oksijen, hidrojen, heavy fuel, light fuel, nepta, refinery gas, nitrojen ve daha da gelecek. Bu şekilde dizdim çünkü bu arkadaşlar bağlandıkları her köşeden sıvı çekebiliyorlar. Ve bu şekilde de altlı üstlü bunları aktardım. Şunlar şimdi geçici olanlar. Devam edelim. Aynı şekilde burada şunu buna direkt bağladığımda biraz sıkıntılı çalışıyordu. Ancak bu şekilde bir tane buffer aracı yaptığım takdirde çok güzel bir ritimde çalışmaya başladı. Bu yüzden bunu artık bütün logistics pipe network'ümde su mevcut. Evet, burada bir tane ultra low voltage fluid tank görüyorsunuz. Ve içinde hidrojen var. Hidrojen sel var. Şu hidrojen sağlıyor. Fluid canner'a gerek yok. Direkt tank, bu tanklar Gretek tankları da seli koyup ondan çıktı alabiliyorsunuz. Aynı işi görüyor. O yüzden şu fluid heater en altta yer alıyor. Suyunu buradan alıyor. Bu da buna bağlı. Bu şekilde. Evet, çok daha minimal bir düzen kurmuş olduk. Devam edelim. Şimdi benzer bir şeyi şurada da görüyorsunuz. Burada bir adet hedef ödümüz var ve buna bir adet steam. Buna bir adet supplier bağlı. Bu arada sen neden yeter enç. Gel bakalım. 32 neden 48'sin? Neyse. Daha sonra bakarız sana. Fuel'ımızı buradan alıyor ve bu şekilde gönderiyor. Bu sayede çok daha uzak yerlere boru döşememize gerek kalmıyor ki bunu kullandığımız yerlere değineceğim. Mesela burası. Mesela burası ve burası. Oksijenimizi de bu şekilde taşıyoruz. Aynı şekilde de karşıdaki bina. Şuraya henüz döşemedim. Şu hala bundan götürüyor. Ancak onu da ayarlayacağım. Ve bu sayede her şeyin kendi bir yakıt buffer'ı da mevcut. Şimdi şuraya gelelim. Electrolyzer'ım. Oksijen ve hidrojen üretimim için. Oksijenim buradan çıkıyor. Şöyle. Hidrojenim dolmuş. Ona bir aslında voidleyebileceğim bir şey ayarlamam lazım. Aynı şekilde buna şu low voltage fluid tank'e heavy fuel geliyor. Buna light fuel geliyor. Bu ikisi birleşip şurada bir tane conveyor modül var. Burada da bir tane elektrik pump var.
Elektrik pump koyuyorum çünkü daha hızlı bir biçimde atıyor. Nasıl olur fluid kenara gerek yok da neyse. Yeni düzende. Şuna direkt atabilirim mesela. Bu sayede çok daha... Evet, suyu da mesela bundan alınıyor. Daha az enerji kullanarak bunları elde edebiliyoruz. Şimdi gel gelelim. Yaptığım değişiklikler kabaca böyle. Aa, bir de şuna bir tane fluid detektör koydum. Inverted modunda ve şuraya bir tane machine controller cover koydum. Redstone bu tamamen dolu olduğunda redstone sinyalini kesecek. Dolayısıyla da bu makine duracak. Bu şekilde dizayn ettim. Evet, bölüm arası yaptığım şeyler bunlar. Böyle baya güzel, baya temiz bir quality of life. Yani burayı baya bir adam ettik. Ki çok daha düzgün duruyor düşününce. Şurası ha, asıl şurası güzel duruyor bence ya. Şey, spagetti kabloları hala unutmuyoruz yani. Spagetti kablo demişken şurada da hafif bir kablo yığını olacak. Şunu kaldırmam gerekecek ve şunu da kesinlikle taşımam gerekecek. Seni şöyle taşıyalım. Seni nereye koyabiliriz? Seni aşağı koyabilirim. Oil Distillation Tower. Altı neydi? Energy. Ha dur. Sana... Ha doğru, sana benzin göndermeyi unuttum ben. Oh, sana benzin göndermeyi unuttum ben. Evet. Bunu unutmuşum. Bu detayı. Pump. Gel. Request. Protein. Fluid pipe. Gel bakalım. Şimdi. Bu steam taşıyor. Combustion generator. Evet, tabii dur. Sevgili buhar. Beni yakmasan her şey çok güzel olacak. Bahar, seni biraz aşağı almam lazım. Buhar. Nasıl buharı da... Bir... Bunu şuradan geçiremem çünkü bunu direkt olarak envanter olarak ups. Envanter olarak algılayıp ona sonsuza dek sıvı koymaya çalışıyor. O yüzden dikkatli olun. Ve hayır, yanlış. Yanlış pipe. Gel bakalım. Import. Evet. Tamamdır. Şimdi store deneyici.
Şimdi şuraya. Şimdi sen gel. Sen gel. Propan sen gel. Benzin. Tamamdır. Ve sokmayalım burada direkt. Sen çalışmaya devam edebilirsin. Evet. Şuna da bir tane ekran yapmam gerekecek. Ve bu arada gördüğünüz gibi. Şöyle sıvılarımız buradan çıkıp gidiyor. Çok tatlı ya. Çok eğlenceli. Heh, Naptayı çağırıyor mesela. Naptayı çağırıyor bu sürekli. İzleyelim. Evet, Napta geldi. Yukarıda benzin gitti. Şimdi. Gene benzin gitti. Napta. Benzini şu alıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bunda da bu tam doluluktan çıktıkça evet. Bu şekilde bir çalışma süreci kendini gösteriyor. Ve bu da Steam'ini üretiyor. Şimdi 19. Bir 5 tane daha gerekiyor. Onlar hazır olsun, hemen geliyorum. Evet ve burayı tamamladık. Ups. Tamamdır. Burası da okey. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Chloroform cell. Seni nasıl yapıyoruz? Metan, kloroform, klorin. Ha, dur, 144 klorin lazım.
Yine takıldı. Ah tamam. Klorin 140. Yani 144 tane lazım. Bu 128 olacak. Pardon. Evet. 144. Şimdi. Bir de bir tane circuit alalım. Ew. Şimdi sen gel. Metan. Chloroform. Sen ne istiyorsun? Meta. Yok. Klorini buraya koyayım. 3 istiyor. Ya direkt empty cell'de koyabiliriz. Chloroform. Okay. Daha rahat. 6-1-1-3. 6-1-1-3. Tamamdır. Hepsi aynı. O zaman gel bakalım. Sun. Şimdi gel. Ve bolca da hidroklorik asidimiz oluşuyor. Sanırım hidroklorik asitleri de bir depolayacağız. Dın 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 dın. Klor, gel bakalım. Eski dostum klor. Totalde kaç tane? 24 tane klorofor. Evet. 16. Kalan da kalan 8 de böyle alacağız. 3. Evet, bayağı bir hidroklorik asit kazancımız oluyor. Evet. Kloroformumuz da tamam. Ve hidrofluorik asit, kloroform. Evet. Şimdi. Bu ikisi tamam. Seni nasıl elde ediyoruz? Chemical reaktör. High voltage istiyorsun sen. Ben şaşırmadım. F4. Neredesin? Bu nerede? Ha tamam, gördüm. En alttaymış direkt. Evet, süper tank kullanıyorum bunun için. şimdi sen ne istiyorsun? Hidroflorik asit. Evet. Tamam, en mantıklısı bu. Tamamdır. Şimdi. Ve bunu bekleyeceğiz. O esnada ben ilginç bir şey daha yapacağım. Benim şuradan bulabilirim direkt hızlıca. Bu aralar buralarda da çok yağmur yağıyor.
Oyunda. Gerçi gerçek hayatta da bayağı bir yağmur yağıyor. Hatta şunu da unuttuk. Hidroklorik asidi ben bayağı kullanacağım. Bayağı bir üreteceğiz. O yüzden... Neredeydin sen? Neredeydin? Buradaydın. Evet. Plastik. Plastik güzeldir. Endüstrinin can damarıdır. Şimdi. Gel bakalım. Sonra sen. Şöyle gel. Güzel. Wrench. Şöyle connectlen. Hidroklorik asit. Ve süper tank. Hidroklorik asit. Şurada da biraz hidroklorik asitim vardı. Hidrojen dioksit, hidrojen. Bir tane varmış. Evet. Şu hidrojen seli bir yerde. Bir saniye. Sen hidrojeni niye atmıyorsun? Hidrojen, hidrojen. Kesin bir yerde bir şeyi yanlış yaptım. Evet. Göz. Tahmin edebiliyorum. Hidrojen gaz, hidrojen gaz. Bu. Evet. Seni tamamladık. Seni de şöyle bırakalım. Evet, hidroklorik asitlerimiz böyle gelsin. Daha doğrusu hidroklorik asitleri işleyeceğiz. Onları bir distillery'den geçir, distillation'dan geçirip diluted hidroklorik asit. Seni bir distillery'den geçireceğiz. Çok acelen yok ama. Bir de şunu koyduk zaten. Bu arada sıvı yönetimimiz genel olarak böyle bir yapıda olacak. Şurada da florin var. Florin de gerek yok. Aslında bunların hepsini koyacağız buraya. Şundan çıkanları şuraya koyacağım bir kısmını. Şuraya, şuralara falan da bir şeyler konacak. Böyle birkaç tane sıvı nodumuz olacak bu arada. Evet. Genel olarak durumumuz bu. Şu an bunu bu arkadaşı yapmamın sebebi az bir şey kalmış. Ben şu bitince geliyorum. Evet, şu an devam ediyoruz. Yani emin olamadım. Evet. Ve 84 oksijen sel. Dört. Seksen dört. Geriye. Bunu yapmak kaldı. Fluid solidifier. Chemical reactor. Oksijen. Evet. İşin en eğlenceli kısmındayız. Bu arada sen... Dur. Ne istiyorsun? Chemical reactor. Tamam, 30'la da olabiliyormuşsun. Güzel. Seni hemen şunu da yapalım. Tabii
şimdi. Seni şunu bir bir moduna getirelim. Envanterim gene tabii ki de tipik bir Greg Tech bölümü olarak hızlıca doluyor. Oksijen sel. Sen şöyle gel. Hah. Ve let it begin, my friends. Şöyle bakalım ya. Evet. Ve bunu bekleyeceğiz. Evet. İkileri yanlış recipe seçeneğini seçiyorum galiba. Ya da seçmiyorum. Burada bir yanlışlık var. Sen neden olmuyorsun? Evet. İleride daha verimli hali var. Ama şu an burada bir saçmalık var. Bunun işlenebilmesi lazım, değil mi? Yani matematik hatası yapmadıysak ya da oyun matematik hatası yapmadıysa. Ah. Muhtemelen oyun matematik hatası yaptı. Yay. Ah. Perform. Evet. Seni nasıl alacağız? Yapacağımız şey basit. Kızım. Lütfen. Lütfen. Hayır. Evet. Burada bayağı sinirimi bozmuş durumda. Neden? Hayır, air, compressed air'la da birleştirme. Evet, bu şekilde yapacakmışız. Neyse. Neyse. Sakinim. Evet, şimdi seni bir biraz daha çalıştıralım. Çalış köpek. Bana kloroform, hidroflorik asit, hidrojen florin. Sen namus kolaysın. Florin. Hidroflorik asit. İki tane lazım. Hidrojen. Aynı şekilde iki tane lazım. Ups. Metan bir tane yeterli. Şimdi hidroflorik asidimizi hemen yapalım. Hidroflorik asit, gel bakalım. Hidrojen, florin ve pir. Teşekkürler. Sonrasında kloroform. Metan klorin. Metan, 3 klorin. Bir metan, 3 klorin. Ha.
Yanlış şey yaptık. Chloroform. 13 diyecekmişiz. Ki zaten 6 tane gerekiyormuş. Bunu da kenarda tutalım. Belki bir gün işe yarar. Klorometan. Bunun da sanırım bir görevi vardı. Sanırım bunu... Beş tanesini ayırt edebiliyoruz. Karbon, hidrojen, klorin. Sen neye dönüşüyorsun? Packager, chemical. Molten silikon rubber. Ha, silikon rubber yapımında kullanılıyormuş. Tamam. Seni tekrar çalıştırıyoruz. Çünkü bana bir sen daha lazım. Odaya geldi. Ve seni ne modunda çalıştırıyorduk? Chloroform 13. Ya da direkt olarak iki tane sen vereceğim. Ups, bunu nasıl yapmayı başardım ben de bilmiyorum. Teşekkürler. Chloroform. Dur. Bu oluyor yani. Tamam. Şunla halledeceğiz. Diluted. Hadi bakalım. Neden diluted veriyorsun diyeceğim de evet sen Greg Tech'sin. Evet. Şurayı bir oksijenle. Oksijen dedim, hidrojenle değil. Oha fareye o kadar sert bastım ki. Şimdi şu görevi bir tamamlayalım. Bu kadarını çöpe atabilirim sanki. Yani bunu çöpe atabilirim. Önemli olan görevi tamamlamaktı. Görevi tamamladık. Polyesteri de yapınca şu görev de açılıyor, BioLab. Evet. Şunu alacağım ya. Chemist. Tabii bu chemist burada değil. Chemist. Şimdi şuraya bir gelelim. Sen gel. Boş seller gidin. Rock Saltor sen, senin yerin burası değil ama bu lazımdı çünkü multiblock goals. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu arkadaşım bunlar gerekli. Evet. Burayı da yapacağız. Bundan bana 4 tane gerekecek. Mesela burası da gerekli. Bayağı bir kullanacağız aslında. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötesiz köfteni günler. İyi eğlenceler.